Merhaba arkadaşlar, Uzun Makarna kanalına hepiniz hoş geldiniz. Doğum günüme bir gün kala saçlarımı kızıl görünce acaba ÖBFC ne düşündü diye düşünmekten kendimi alamıyorum. Bugün sizinle yepyeni bir seriye başlıyoruz arkadaşlar. Bundan sonra bizim bir deney serimiz olacak. Ama zannetmeyin ki her zaman basic şeyler yapacağım. Bugün sizinle TikTok'ta gördüğüm bazı deneyleri denemek istiyorum. İnanılmaz beğeni almış, inanılmaz izlenmiş TikTok deneylerini deniyoruz şu anda sizinle. Ben bunu gördüğümde çok fazla şaşırmıştım. Deneyin ismi Karpuz ve Pringles. Şöyle geçelim yan yana. Şu an gözlüğüm net gözüküyor mu bilmiyorum. Şöyle camım da o kadar kirli ki hiçbir şey gözükmüyor yani. Kirpiğim takılıyor. Bu deney için karpuzumuzun üst kısmını yani şuradan falan kesmemiz gerekiyor. Benim evimde büyük bir bıçak olmadığı için maket bıçağı yardımıyla yapacağım bunu. Oha çok sert. Ben bunu hayatta kesemem dermişim. Aa nereye gidiyor? Aa yamuk yumuk kestim. Şu şekilde karpuzumuzun kafasını düşünün. Karpuzumuzun kafasını kestik. Bu Pringles'ın da içini boşaltacağız. Aa her şeyimiz de yeşil oldu fark ettiniz mi yanlışlıkla? Bak tabak yeşil, Pringles yeşil, karpuz da yeşil. Bir tek ben kırmızıyım. Burası şişmiş. Görüyor musunuz? Çıkmıyor bu çok saçma. Ay! Çok dikkatliyim. Şimdi oradaki TikTok videosunda diyordu ki bu Pringles'ı böyle ağzı açık kısmından böyle karpuzun içine doğru bastır 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 çıkardığın zaman çok kolay bir şekilde yiyebileceksin diyor. Poşurdadı biraz. Sakin olur musun? Her yeri batırdın şu an. Karpuz içine dolmuş olması gerekiyormuş. O kadar tuhaf sesler çıkarıyor ki şu an. Hiç gelmedi. Karpuz buna gelmedi. Şaka mı? Niye olmuyor bu? Abi yapsana, rezil ettin beni. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi çıksın artık. Nasıl bir şey? Sonarsın bakım yapıyor. Aa bir kısmı içine gitmiş. Bir kısmı içeride kaldı, bir kısmı burada kaldı. Bunu da tabağa çıkarıyorum. Ve dilim dilim kesip şuradan saplıyorum. Çünkü videoda böyle yapıyordu. Aa, gördünüz mü? Bir tane dilim burası. Bunları kürdan saplayalım. Bakın. Pringles artı karpuz deneyi çalışıyor. Karpuz güzelmiş bu arada. Aa dur şöyle yapacağım. Bir saniye çok zekiyim. Bak şemsiye oldu. Karpuzumuzun içini boşaltıyoruz ve ikinci deneyimiz için tekrardan kullanıyoruz arkadaşlar. Tavşanım da karpuzdan yesin istiyorum. Hadi tavşık gel. Gel hadi mamam yap. Hadi mamam. Gel mamam yap. Ya bak, bak karpuz. Karpuz ye. Korktun mu? Ay. Tamam istemiyor, sen yerde ye. Şimdi bir diğer deneyimize geçiyoruz. Allah'ım inşallah ortalık batmaz. Yeni deneyimiz arkadaşlar. Kola artı Mentos. Ama karpuzun içinde. Normal Mentos'lardan bulamadım. Şundan buldum. Bakalım işe yarayacak mı? İşe yarar mı, işe yaramaz mı bilmiyorum ama başka bir şey yoktu getirdi. Ben de bunu aldım o yüzden. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Karpuzun içine kolayı dökeceğiz.
Sonra mentosları atacağız. Sonra kapağını kapatacağım. Tabii bunların hepsini aynı anda yetiştirebilecek miyim hiçbir fikrim yok. İnşallah üstüm başım batmaz. Bismillah. Ay çok korkuyorum şu an. Çok korkuyorum. Şimdi karpuzumuzun içine kolayı dökeceğiz. Ama bunun içinde karpuz suyu var biraz. Karpuz suyunu dökmem gerekiyor mu? Karpuz suyunu döküp geliyorum. Geldim. Kolamızı döküyoruz. Yarıya kadar doldursam yeter mi? Zaten çok da taşmasın. Azıcık taşsa yeterli değil mi? Daha mı çok döksem? Daha çok döktüm. Ağır çekimi alayım. Ağır çekimde izleyelim, tamam mı? Biraz uzaktan çekeceğim hatta. Bakalım da bu şekerli bir şey yarayacak mı ama? Çünkü normal mentos değil bunlar. Evet, telefonun ağır çekim moduna alacağıma hızlandırma moduna aldım yanlışlıkla. Ve zaten deney işe yaramıyor, şimdi anlatacağım. Bir şey söyleyeceğim. Ben yanlışlıkla ağır çekim diye hızlı çekimi almışım ya. Hiçbir şey gözükmedi ya. Neyse ben size tekrardan söyleyeyim. Renkli gıda boyası kattım içine, pembe renkte. Kolayı zaten koymuştuk. İçine mentosları attım, hiçbir şey olmadı. Şimdi bir daha bakacağım internetten. Mentos arayacağım. Şimdi bak hiçbir şey olmadı. Bak görüyor musun? Hiçbir şey yok. Çok saçma şu an. Arkadaşlar az önce kullandığımız mentos işe yaramadığı için tekrardan mentos siparişi verdim. Bu orijinal mentoslardan sipariş ettim ve bana bundan getirmişler. Yemin ederim ki bundan sipariş etmedim ben. Şu şeyli normal olanlardan sipariş ettim. Bundan göndermişler. Ya işe yaramazsa? Ya hani yani ya işe yaramazsa, ki bence yaramayacak yani. Çünkü bunun içinde... Çünkü evet. Yaratan Rabbim demek ki etrafın kirlenmesini istemiyor. Allah'ım inşallah ortalık batmaz. Anladın mı? Sebebi buydu. Şöyle bir avuç kadar aldım. Atıp kaçacağım. Hadi ne olur işe yarasın lütfen. Hiçbir şey olmuyor. Fokurduyor ama hiçbir şey olmuyor. Ben bunu saklayacağım abi. Ben bu deneyi yapacağım. Göreceksiniz, ben bu deneyi yapacağım. Happy Center'da dava edeceğim. Bana yanlış mentos gönderdiler. Allah'ım o kadar sıcak ki şu an. Şimdiki deneyimiz için gereken malzemeler bir tane Charleston biber, labne peyniri ve patos rolls. Bu arada kesin bunu gördünüz. Çünkü bu videonun amacı TikTok'ta gördüğümüz deneyleri denemek. Bu da zaten zamanının çok güzel bir deneyiydi. Herkes bunu denemişti. Şöyle başını çıkarıyorum. İçini de çıkarıyorum. İyice yemek kanalına döndüm ben. Bir karpuz, bir Pringles, bir Charleston biber. Oha! Duvara fırlattım da az önce. Neyse bir şey olmaz. Şöyle içini boşalttım. İçine labne peynirimi de koydum. Şimdi bu cipslerimizden içine dikiyoruz şu şekilde. Sokuşturuyoruz. Böyle 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 ve yiyoruz. Hazır mısınız? Ama bir şey diyeceğim. Şaka maka bunu kim bulduysa helal olsun, çok güzel. Ben bunun hepsini yiyesim geliyor. Nasıl oldu bu malzemeleri böyle bir araya getirip de ağzına soktun, yedin ve bunun tadının güzel olduğuna karar verdin, bunu bulan kişi? Tekrar. Azalıyor ya mesela labne. Bir tane daha yapıyorsun. Devam. Ama bu cipsler neye konulsa güzel oluyor, farkında mısınız? Mesela çiğ köfte dürümünün içine cips koyuyorlar. Bunu daha geçen günlerde öğrendim bu arada. Ve cips neye konulsa güzel oluyor. Aa elime bakın. Bu arada deney dedim diye illa böyle bilimsel bir şey olmasına gerek yok. Bu da deney. Sonuçta denediğimiz her şey deney değil midir? Ama bir şey söyleyeyim mi? Bir deney yapacağız gerçekten. Kimyasal bir deney yapacağız sizinle. O çok iyi. O çok güzel ama malzemelerini dışarıdan temin etmem gerekiyor. Siparişini vereceğim bugün. Ve bakalım pazartesi veya salı belki yapmış olurum. Evet, sıradaki deneyimiz için gereken malzemeler.
Sünger. Mum ve ateş. Bir tane metal herhangi bir şey. Bu metal zımbırtıyı elimizi yakmadan tutabilmemiz için herhangi bir şey. Ben bunu buldum. Ben vakit bıçağıyla yapacağım. Bu deney aslında sünger ve vida deneyi. Süngerimizin üzerine sıcak ve bu parça gibi bir şeyi bırakırsak metal olan süngerimiz eriyormuş. Bakalım gerçek mi? Şimdi yapmaya başlıyoruz. Ben bunun için mum kullanacağım. Çünkü sürekli tutmak zorunda kalmayayım diye. Mumumuz yandı şimdi. Şunu da şuraya koyuyorum. Bir şey söyleyeceğim. Benim elim inşallah da yanmaz. Çünkü çünkümsü yanabilir. Yanması çok yüksek bir ihtimal. Bu da metal mi acaba? İnşallah bu metal değildir. Şu tuttuğum yer inşallah metal değildir. Yoksa canım çok yanacak. Şu tuttuğum yerde metal. Allah'ım hiç ucu plastik bir şey yok mu tutacak? Ucu plastik tutacak hiçbir şey yok mu? Bu da metal. Elime kadar sıcaklık gelmesin diye geri aldım. Bir burada bir orada ısıtacağım bakalım. Bu süngeri eritecek mi? Biraz duman duman çıkıyor ama. Deniyorum. Bakalım yeteri kadar sıcak olmuş mu? Eritmiyor. Aa, gördünüz mü? Aa, inanmıyorum bu yanıyor. Elimdeki şey yanıyor. Ne yapacağım? Allah'ım kaza olacak şu an. Gördünüz mü? Vida yanmış. Vidanın kendisi yanmaya başladı abi. Mumun şeyi eridi ya orada. Yapmasak mı bu deneyi? Vidanın kendisi yanmaya başladı. Şaka gibi. Hala yanıyor bu arada vida kendi kendine. Ay! Allah kahretmesin. Bırakıyorum. Ah! Ah içine gitti. Gördünüz mü? İçine gitti. Hala gidiyor. Eyvah. Bir şey görmüştüm. Bu yanıyor ya. Burada duman hala var ya. Bunu böyle yaparsam orası tekrar yanmaya başlıyor diye biliyorum. Ama böyle olursa burada yangın çıkar bu arada. Yapmayacağım onu bu yüzden şu anda. Sadece hala yanması beni şok etti. Görüyor musunuz dumanını? Dumanı gözüküyor mu? İğrenç kokuyor. Bu deneyi hiç yapmanıza gerek yok. Ben sizin yerinizde yaptım. Gerçekten iğrenç kokuyor ve yapmayın yani. Bu arada arkadaşlar 10 Haziran benim doğum günüm. Yani bu gece doğum günüm olmuş olacak. Yarınki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.